Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar bugün e, 0.13 serisine geçeceğiz Ona geçmeden önce e, şöyle bir e, ben anket yapmıştım Ankette de işte e, siyasetle ilgili böyle videolar Yani siyaset dediğim zaman insanların aklına böyle hemen işte A partisi B partisi C partisi tarzında geliyor Aslında ben öyle bir şey demedim ee, nasıl bir şey yani biraz daha değişik böyle işte gündeme dair konular gündemle ilgili konularla ilgili sohbet tarzında böyle videolar canlı yayınlar e, yapmak e, istedim ya çünkü Clash of Clans e, kısır bir döngüye giriyor yani aynı şeyleri değişik e, şekildeymiş gibi yapmak lazım veya e, yaptığım şeyleri tekrar yapmak lazım yani şöyle bakacak olursak çekmediğimiz video kalmamış. Bunu tekrardan çeken adamlar izleniyor. Yeni bir şeymiş gibi atıyorlar. izleniyorlar. Diyorlar ki işte Mehmet Çakır neden izlenmiyor? Abi clickbait yaptığın zaman izleniyor. Yani ben bunu belki 500 defa söylemişimdir. Her seferinde söylüyorum. Yani kitle sizlerden ziyade hani bizi seven has bir tayfa var. Tamam onları sözüm meclisten dışarı ama bilmeyen, dışarıdan izleyen veya böyle YouTube'da çok vakit ayırmayan ama değişik bir şey olduğu zaman izleyen bir tayfa var. Onlara da böyle şeyler veriyorsun. Nasıl? İşte köy binası 9'u yükselttim dediğin zaman e, 3000 izlenirsin. Ama oha köy binası 9'da bunu yükselttim veya işte e, vay be ilk defa köy binası 9'da bunu yaptım dediğin zaman çok farklı izleniyorsun. İşte bundan dolayı bir kısır döngüye giriyoruz. Ya bu şekilde devam edeceğiz. Yani nasıl clickbait işte ohadır, yuhtur, val, vaktır, şudur, budur, ilginçtir. Böyle tarzlarda yapacağız ya da ee, ne bileyim böyle ekonomiye dair sohbetler, gırgır, gır, şamata tarzında biraz ee, ara vereceğiz. Veya hem oyun hem onlarla birlikte gideceğiz. Bunu bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi e, 0.13 serisinde devam ediyoruz. Aslında bunun ismini de 0.14 diye değiştirecektim ama. E, muhtemelen ben 14 yapana kadar mu, köy binası 15 gelir. Ondan dolayı da elimi vurmadım. Şimdi araştırma, kral, kraliçe, depolar hepsi dolu. E, ne yapabiliriz diye bir bakalım. İksirle ilgili... İşi bitirip sona mı şeye geçsek? Karexire geçsek diye düşünmüyor değilim. Aslında üçünü de basabiliyoruz. Ben şöyle bir şeyle başlayacağım. Okcuyu ee, okçuyu da bitirim. Ondan sonra artık kral kraliçe full abanacağız. Ee, şimdi kral kraliçeyi basmadan önce ne basabiliriz altınla ilgili? 4 tane havan 2 tane büyücü kulesi. Evet büyücü kulesini bitirelim. Bir tanesini daha basalım. Şunu da topladık. Tamam mıyız? Tamamız, altınımız da burada dolu. Karikser baya fazla. Kariksirimiz çok ama. Şimdi karikserle saldırı yapmadan önce bir kralımızı basalım mı ya? Olsun kralsız saldıralım abi sıkıntı yok. 45 bin. Abi şaka mısın? 45 bin nedir? 70 bin. Ulan üçünü de basabiliyormuşuz. Kral kraliçe araştırma üçünü birden basabiliyormuşuz. Çok da güzel bir ganimet çıktı karşımıza. Lakin Ölüköy dışarı girmeden almak lazım. Ne yapacağız şimdi biz buna karşı? Üşlemeye çalışsak üşleyebilir miyiz? Bence üşleyemeyiz abi ya. İki tane Cehennem Kulesi var. Ama savunmaları çok da güçlü değil. Hadi başlayalım abi. Şöyle ben Okçu Kulesini bir indireyim. İndirebilirsem tabi. İndirdik güzel. Ee, i̇nşallah ejderi görmez. Bu tarafa doğru dönerse iyi olur ejder. Derken dönmedi. Ee, şuradakini indirmek istiyorum. Yanlış bıraktım. İki ejder arkasından balon bırakacaktım. Şöyle ben ejderlerle merkeze doğru girmeye çalışacağım. Bir tık bekleyeceğim. Ee, ondan sonra kaya balonunu bir adet öfke. ikinci öfkemiz. Şurayı bir donduracağım. buruyu bir donduracağım. İçeri doğru girelim. Kraliçemizle şurayı temizleyelim. Ben öfke niye bırakmadım buraya? Bıraktığımı mı zannettim anlamadım gitti. Ben bıraktım diye biliyorum. Abi at gitsin şunu. Öylesine bırakıyorum. Şunu donduracağım. Şuraya bir adet daha öfke. Belediyenin orayı hızlı bir şekilde indirirsek üçleriz diye düşünüyorum. Ee, tamam. Son hava savunmasına doğru ilerliyoruz. Bunu da indirdik. Artık şuradakine kaya saçar inşallah yetişir. Kaya saçar direkt onun üstüne doğru gidiyor ve köyü üçlemeyi başardık. Çok da korkulacak bir şey yokmuş abi. Rahat bir şekilde 3 dedik. Ejderlerimizin de tamamı neredeyse yarısı hayatta 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hayatta kaç tane ile girdik la? 10 mu 11 mi? Evet neyse kraliçenin özelliğini kullanıp hemen burayı 3 diyelim. Ve ee, yükseltmelere devam edelim. %96, %97. 98. Evet araştırmayı bitirebiliriz veya köy binası 11'e de saklayabiliriz. Ee, şu an için savaş kitabı ile ilgili bir şey veriyor mu? Araştırmaya şeye bir bakayım. Ee, bu nedir? X ürünü kahraman. Yani bunlardan bizde olmayan var mı? X ürünümüz var. Bu ne? X ürünü değil mi? Evet varmış. Bir kahraman kitabı iyi olur. Zaten kahramanı da basıp şey yapmıyorum. Hani e, üst üste basacağım diye bir düşüncem yok. Ufak ufak devam ediyoruz. İkisini birden yükseltmeye çalışacağız. Şunu da bir basalım. Şimdi iki tane işçimiz. İki tane işçimiz boşta. E, ne kaldı? 6 milyon iksir, 4 milyon eee 4.5 milyon altınımız var. İksirle ilgili artık çok da bir şey yapacak gibi durulmuyor. Yani artık bu saatten sonra iksirle ilgili e, duvarlara çalışabiliriz diye düşünüyorum. Yani şurada bir e, dondurma ve klon büyüsü var. Her türlü onları basarız. Yani çok yüksek bir ganimet değil. Artık bizim önceliğimiz kar iksir ve kral kraliçe duvar olacak. Savunmaları da ufak ufak artık başlayacağız. Yani iksirle işimiz bittikten sonra... Ee, şu kalan şey duvarlarını da basalım isterseniz Şöyle bir bakayım bitmiş mi 500 binlik duvar Herhalde 500 binlik duvar bitti gibi Şöyle bir bakmak istiyorum Hepsini kaldır evet bitmiş Tamam sıkıntı yok ee, Şimdi duvar bölümünden devam edelim İksirle duvar basacağım Hatta hiç biz bizi yormayalım Şuradan ufaktan ufaktan Basmaya devam edelim. Tamam mıyız? Tamamız. Şuradan da hazineyi toplayalım. E, altınımız tekrardan doldu. İksirle ilgili de hemen şuradan yükseltmelere devam edelim. Araştırma boşa çıkınca da artık e, şeyi basarız. E, neon'un ismi. Karı iksirle ilgili bir şey basarız. Veya Kral Kraliçe'ye de devam ederiz diye düşünüyorum. E, büyücü Kulesi'nin sonuncusunu da basacağım. Ve bir tane işçimiz kalıyor. Onunla da neyi basabiliriz? Artık toplara da başlayabiliriz. Hemen şuraya tekrardan bakayım. 11 seviye. Bir tanesini 12 yapmışız. Okçuk kulesi başlamamışız hiç. Evet. Ufaktan artık toplara da başlayabiliyormuşuz. 2 milyon istiyor. Burası 2.5 milyon. Fark ediyor mu? Etmiyor. Ee, şunu bir tane basarsak bir tane duvar mı basabiliyoruz? Tamam, sıkıntı yok. Yapıştır gelsin. 2 milyonu da buraya verip e, bölümü sonlandıralım arkadaşlar. Biraz kısa oldu ama dediğim gibi e, o konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Zaten topluluk kısmına ankete katılanlar yazmış. Hepsini okuyorum. Kötü yorumu da okuyorum, iyi yorumu da okuyorum, eleştiren yorumları da okuyorum. Yani bu e, bir tecrübedir gençler. Yani sizin yazdıklarınızın hepsini okuyup e, kendim de değerlendirip bir şeyler yapmaya çalışacağız. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Buraya kadar izleyip de like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.